İlyas, biraz fazla ileri gitmedim ha? Bu masanın bir lideri var. Ve herkesin eşit oy hakkı var. Sen de bunlardan birisin. Artık kendine gel. Anlamadım. Lan sen kimsin bana kendine gel diyorsun? Ben kim miyim? Kimsin? Ben. Kimsin lan? Ben senin hayatını kurtaran adamım. Ben az önce savaşı bitirip barışı getiren adamım. Buradaki herkes... Kusura bakmayın arkadaşlar. Susmayacağım, konuşacağım. Buradaki herkes kuyruğunu kıstırıp ricacı olmak için evime geldi. Eğer ben bu barışı sağladıysam, kimse kusura bakmasın, benim herkesten fazla bir söz hakkım var bu masada. Sakin ol, sakin. Kimsenin kimseden fazla bir söz hakkı yok. Barışı sen sağlamış olabilirsin ama böyle devam edersen az sonra bir savaş daha çıkaracaksın. Ya ben buraya arkadaşımı, dostumu size takdim etmeye geldim. Yani hepiniz için, hepimizin büyümesi için. Ben buraya suçlanmaya, itham edilmeye, hakaret görmeye gelmedim. Feyyaz, şimdi böyle ikide birde durup durup, yok ben bunu sağladım, şunu ettim, bunu ettim diye başımıza kakacaksan ya da kendini buradaki herkesten daha özel kılacaksan bu iş hiçbir yere varmaz. Ne diyorsun sen ya? Ben Dahlan'ı ikna ettim, Dahlan'ı. Eğer bu bölgede benim dediğim yoldan yürümezseniz, ki sizin başka bir yolunuz yok, bırakın bir yere varmayı, hiçbir yere varamazsınız. Ben Dahlan'ı ikna etmişim derken, bir sakinleşir misin Feyyaz'cığım? Tamam ya. Tamam, tamam. Sakinim. Kısa bir süre sinirlerime hakim olacağım. Belirli bir süre ama. Sen az önce tehdit mi ettin lan bizi? Henüz hiçbir şey etmedim Behzat. Et, et. Elinden gelen ne varsa et. Ben bu masada oldukça senin dediğin hiçbir şey olmayacak. Feyyaz. Bak göreceksin. Hızır Reis gelsin beni bu İlyas'ın elinden alsın diye yalvaracaksın. Ben mi yalvaracağım? Göreceğiz bakalım kim yalvaracak.
beklediğimiz haber geldi herhalde Samiciğim. Öyle görünüyor. Gel Ahmet, gel, gel. Demek ki Hızır'ın işi bitti. Şimdi beyler, yaşamak için kimler yalvarmak istiyor? Verin. Gerekeni yapmak onların hakkı demiş. Ahmet, sana diyorum, ne oluyor? Ne söyleyeyim baba? Görmüyor musun, söyleyecek bir şey kalmadı. Beyler, bir sakin olalım. Her şeyi yeniden konuşabiliriz. Lütfen yerine. Daha ne konuşacağız? İki gündür bir kendimizi kandırmadığımız kaldı. Ya bir çıkın gidin daha hayatımızdan. Tamam. Derhal gidiyoruz. Otur öyle. Makarnacı, otur oraya. Feyyaz, bir türkü vardır. Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Bir dakika, bir dakika. Şimdi burada ne oldu da siz böyle hemen Feyyaz düşmanı kesildiniz? Ha? Beyler, hayırdır? Tabii tabii, Hızır Reis bize silahları yollayınca belli ki arkadaşların rengi de safı da değişti. Boş boş konuşma Vesat. Size rağmen şu noktaya geldik, şükür. Nasıl yani? Bahale anlamadınız mı? İlyas'cığım. Sen sus Feyyaz. Sıra sana daha gelmedi. Şuna bak. Korkma Feyyaz. Kan kaybından ölmez. Yani bu kadar çok beklemeyiz. İlyas mevzuyu anlayınca uzatmaz. Sıkar zaten. Mevzuyu siz uzatmadan anlatacak mısınız? Liderinizden dinleyelim mi mesela? Aynen. Mesela? Anlatayım da rahatlayın bari. Tipi yine boş boş konuşmaya başladı. Birlik olalım. Hızır'ı liderlikten edelim. Devrelim deyip duruyor. Sebep? Senin çevirdiğin gizli işler. Sebep ne olacak? Haşmet.
Biz de seninle gizli bir iş çevirelim. Nasıl gizli bir iş? Hızır dedi ki, tipi çok büyük bir fikir bulmuş. Sağ olsun. Hangi fikri mi diyor? Diyordun ya, liderlikten edelim, Hızır'ı indirelim. Diyor ki, ancak Feyyaz bu şekilde sökülür. Ah şöyle, sonunda lafıma geldi. Güzel. Haşmet, şimdi söyle bana, bu işi kimler bilecek? Sen, ben, Hızır. İlyas, Behzat, Alparslan. Kimse, bizden başka kimse bilmeyecek. Güzel, Haşmet. O zaman plan şu. Sen, Behzat'ın, ablamın yanında, Hızır'ın aleyhinde atıp tutacaksın. Ben de seni destekleyeceğim. Ya şimdi ne gerek var, evine niye karıştırıyorsun sen ya? Herkesi göreceğiz Haşmet. Kim kimden yana göreceğiz. Ona göre herkes işin ciddiyetini anlayacak. Aksi takdirde o makarnacı bu işi çakar. Onda da sen haklısın. Sadece düşünüyorum, bu Tufan'la Rafet bu işi ciddiye alıp bizi satmasınlar. Satarlar Haşmet, satarlar. Biz de gereğini yaparız. Sen Tufan'ı halledersin. Ben de Rafet'i. Hayırlısı. Lan tipi. Ne oldu, sen beni niye boğmaktan vazgeçtin? Diş ipi mi bitti lan? Ben öyle bir şey söylemedim Tufan. Haşmet yalan söylüyor. Tipi. Ya tamam. Ben bir adamı iki kere boğmam dedim. Doğru. Ama Hızır gelir nasıl olsa öldürür de dedim. Devam edebilir miyiz? Şimdi bunlar gelmeden beni aradılar. Ben de tabii hemen Hızır'ı aradım. Hızır. Efendim Tufan. Bu tipi buraya geliymiş, yanında Rafet'ten Haşmet'le beraber. Haberim var. Herkesten gizli bir şey söyleyeceğiz sana dediler. Herkesten gizli Tufan. Özellikle de benden. Ne derlerse ilk başta yok de, sonra tamam de. Ula sen gene kimi deniyorsun? Beni aradığına göre seni değil Tufan. Tamam, anladım. Beni çağırdıklarında Allah için anlamamıştım. Tufan'ın oradan çıktıktan sonra rahatsız oldum. Reis'i aradım. Reis. Söyle Rafet. Bazı rahatsız edici gelişmeler var. Kimi rahatsız edici Rafet? Yani ben rahatsız oldum Reis. Konu ne? Bu tipiyle Haşmet sana karşı bir hamle yapmayı planlıyorlar. O hamle bana karşı değil. O hamle benim hamlem. Ama sen beni aramadın. Böyle bir konuşma olmadı. Tamam Reis. Ne diyorlarsa onlarla hareket et. Şimdi bu kadar planı abim sırf benle Behzat'a mı söylemedi? Kimseye söylemedi amca. Hatta söylememesinin sebebi eve girmeye çalışan o kasapları ele geçirmek içindi. Tabii. Güya Hızır Reis'i öldürdükten sonra burada siz hepinizi infaz edeceklerdi.
değil mi lan? Affet. İlyas. Kalk sıkalım gidelim kanka. Öyle ya da böyle. Ben kimsenin suratını görmek istemiyorum. Çok haklısın Behzat. Çok haklısın. Lütfen. Bizi bir dinler misiniz? Şayet buna engel olursan... Murat'ı Hızır bile engel olamaz. Feyyaz. Aynen öyle.